Elhamdülillahi Rabbil Alemin. salatu ala ve ala elhi ve ashabihi Ve men bi ila yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, hadis okumaları programlarımızın biri yenisinde yine birlikteyiz. Bugün inşallah dünya ile ilişkilerimizi düzenleyebilecek, çok önemli bir kavram olduğunu düşündüğümüz zühd konusunda bir hadisle devam etmiş olacağız. Ebul Abbas Seyl bin Sa'd Es-Saidi radiyallahu anh şunu anlattı. Bir adam Hazreti Peygamber'e gelip şöyle dedi. Ya Resulallah bana bir amel göster ki onu yaptığım takdirde Allah Celle Celaluhu de insanlar da beni sevsinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine rağbet etme ki insanlar seni sevsin. Sevgili izleyicilerimiz, İmam Nebevi'nin El Erbaun isimli 40 hadis derlemesinden yaptığımız bu programımızda 31. hadise ulaşmış bulunuyoruz. Bu hadisimiz e, zühd konusunda olacak. Metin üzerinden hareket ederek yolumuza devam edelim. An Ebil Abbas Sehli bin Sa'd Es-Sa'idi radiyallahu anhu kale. Ca'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fe Ya Resulallah dülleni ala amelin izâ amiltuhu ehabbeniyallahu ve ehabbeniyennâsu fe kale izhet fi dünya yuhibbeke Allahu ve izhet fi ma inden nasi Evet, Sehel bin Saat isimli genç sahabimizin rivayet ettiği bu hadiste bir adamın kim olduğunu bilmediğimiz birisinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bir soru sorduğunu ve Peygamber Efendimizin de kendisine verdiği cevabı öğrenmiş oluyoruz. Buna göre gelen kişi Hazreti Peygamber'e sordu ki Ya Resulallah bana öyle bir amel, öyle bir iş söyleyin ki onu yaptığım takdirde hem Allah beni sevsin hem de insanlar beni sevsin. Allah Resulü bu soruya şöyle cevap buyurdular. Dünyaya karşı zahit ol Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere karşı zahit ol, insanlar seni sevsin diye cevap verdiler. Dikkat ettiyseniz zahit olsun şeklinde çok da tercüme etmeden geçtim bu cümleyi. Zira bu kelime aslında bu hadisteki anahtar kelimemiz durumunda. O yüzden biraz da üzerinde durmak gerekiyor. Belki bunları konuştuktan sonra hadisin daha Türkçe sayılacak bir tercümesini yapabiliriz. Değerli izleyicilerimiz zühd kavramı İslam'ın temel kavramlarından birisidir. Sözlükte terk etmek, uzak durmak, yaklaşmamak gibi manalara gelen kelimenin ıstılahi yani kavramsal manası dünyaya değer vermemek, dünyalıkların peşinde koşmamak şeklinde özetlenebilir. Ne yazık ki bazı kavramlarda olduğu gibi zühd kavramında da Yanlış anlamalar sonucunda bazı dünyaya karşı ilişkilerimizde, davranışlarımızda, tutumlarımızda Müslümanca sayılamayacak bazı kaymalar söz konusu olmuştur. Şimdi zühd kavramını dünyayı terk etmek, dünyayla ilgilenmemek, inzivaya çekilmek, hiçbir şeye karışmamak, tek başına işte bir dağ başında yaşayıp gitmek, sadece namazla, ibadetle, tesbihatla meşgul olmak, gibi anlaşıldığı takdirde bu doğru düzgün bir zühd anlayışı olmayacaktır. Takdir edersiniz ki bizim her konuda olduğu gibi zühd konusunda da yegane örneğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Onun hayatına bile baktığımızda biz zühd konusunda dünyayı terk eden bir peygamber görmüyoruz. Aksine dünyanın tam da içinde dünyaya tam da şekil vermek isteyen dünyayı tam da nizama sokmak isteyen bir peygamberle karşılaşmış oluyoruz. O halde zühd bize yanlış anlatıldığı şekliyle toplum olarak tarihten beri belki de ni niyetle de olmuş olsa yanlış anlamamıza sebep olduğu şekliyle dünyayı terk etmek, dünyayı başkalarına bırakmak demek değildir. Zühd kavramı doğru anlaşıldığı takdirde aslında Müslümanların dünyada tam da var olmalarını gerektiren bir konuma bizi çıkarabilecektir. Bakın bir kavram yanlış anlaşıldığı zaman tamam taban tabana zıt bir duruma bizleri düşürebilmektedir. Dünya Allah'ın yarattığı, insanları da dünyada yaşamak için yarattığı bir alem. Biz buraya Allah'a kul olarak onun emir ve yasaklarına uygun bir şekilde yaşamak üzere gönderildik. Hazreti Adem'den bu yana bütün insanların aslında vazifesi Allah'a kul olmaktır. Hatta cinlerin bile. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayeti kerimesi bu dünyadaki asli vazifemizin kulluk olduğunu ifade ediyor. Kulluk deyince de bunu sadece ibadet kavramının içinde mütala edebileceğimiz işte namazlarımız, oruçlarımız, işte hacımız gibi modern tabirle ritüel sayılabilecek ibadetlerimiz değil, bütün bir hayatımızı Gözümüzün açık olduğu, aklımızın yerinde olduğu her anımızı Allah'a kulluk bilinciyle geçirmek şeklinde anlamamız gerekiyor. Böyle olunca dünyayı kime terk edeceğiz? Müslümanlar dünyaya şekil vermesi, dünyaya intizam getirmesi gerekenler değiller mi? Bütün dünyada Allah'ın sözü hakim oluncaya kadar mücadele etmesi gerekenler Müslümanlar değiller mi? Bu durumda zühd dünyayı terk etmek demek değildir dünya sevgisini terk etmektir. Dünyalı olmayı terk etmek şeklinde anlaşılabilir. Evet, zühd kavramında bir şeyi terk etmek, bir şeyden uzak durmak manası var. Ama bu dünyayı bütünüyle terk edip sadece ahiretle ilgili işlerle meşgul olmak şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır. Öncelikle şunu unutmamamız lazım ki din bu dünya için vardır. Yani biz namazımızı, orucumuzu, haccımızı, zekatımızı, kulluk adına yaptığımız diğer bütün farzlarımızı, haramlarımızı, amellerimizi, e, sünnetleri, müstehapları her ne yapıyorsak yapalım, hepsi bu dünyada geçerlidir. Bütün bir mükellefiyet hayatımız dünya ile ilgili olduğu halde dünyayı terk etmemiz nasıl beklenebilir ki? Zaten dünyada yaptıklarımızdan dolayı ahiretteki hayatımız şekillenecek değil mi? biz dünyada iyi Müslüman olarak yaşarsak ahirette cenneti hak etmiş olacağız. Ama kulluk vazifemizi yapmazsak eğer bu durumda da ah, uhrevi hayatımız beklediğimiz gibi olmayabilir. Bizim dünyadaki yapacağımız işler sadece cami vazifeleri gibi sınırlandırılamaz. Bakın Allah'ın emir ve yasakları haram ve helalleri hayatın her alanını kuşatıyor. Yani biz rızkımızı helal yoldan da kazanmak zorunda değil miyiz? Kazandıklarımızı helal amaçlarla, helal şekilde harcamak zorunda değil miyiz? Kazancımızı nereden kazandığımız ve nereye harcadığımızdan sorulacak değil miyiz? İnsanlara güzel ahlakla muamele etmekten, onların hayırına olacak işler yapmaktan, kimseye kötülük yapmamaktan, komşularımızla, akrabalarımızla iyi geçinmekten sorumlu değil miyiz? Bütün bunlar dünyada yapılması gereken işler değil mi? O halde dünyayı terk edecek olursak bunları kim yapacak? Şu halde zühd kavramı tekrar edecek olursak dünyayı terk etmek değil, dünya sevgisini, dünya bağlılığını dünyadan hiç ayrılmayacakmış gibi buraya gönlünü bırakmayı terk etmek demektir. Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin anlattığı bir e, hikaye var diyelim orada şunu temsil olarak veriyor. Dünya bir denizdir. İnsanın kalbi de bir gemidir. Deniz ne kadar suyu çok olursa olsun, büyük deniz olsun, isterse okyanus olsun, eğer gemi sağlamsa bu büyük deniz üzerinde, okyanus üzerinde rahatlıkla yüzecektir. Ama gemide küçük bir delik varsa zamanla buradan giren sular geminin batışını gerçekleştirecektir. Bu örnekte Mevlana Celaleddin dünyayı denize, insanı da, insan kalbini de buradaki gemiye benzetmektedir. Eğer insanın kalbi sağlam olur, Allah'a bağlı kalır, Müslüman olarak vazifelerini doğru düzgün yapacak şekilde ayarlanmışsa o zaman dünyanın ve elindeki dünyalıkların, servetin, malın, mülkün, zenginliğin çok olması bu kimseye hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Hatta Büyük suda büyük gemilerin yüzmesi daha kolay olduğu gibi büyük sularda yani büyük zenginliklerde Müslüman insanların yapacağı güzelliklerin de artması beklenecektir. Ama eğer insanın Müslümanın kalbinde dünya dair bir delik varsa oradan dünya kalbin içerisine girecekse zamanla tabii ki batacaktır. İşte burada zühd insanın kalbindeki hiçbir deliğin olmaması dünya sevgisinin dünyaya bağlılığın o kalbe girmemesi anlamındadır. Züh dünyayı terk etmek, yoksul, fakir böyle tek başına bir dağ başında inzivada yaşamak demek değildir. Halk içinde yaşamak ama hak ile beraber olmak demektir. Zira insanın yalnız yaşaması kolaydır. Toplum içerisinde yaşamak biraz daha zordur ve İslam tamamen toplumsal hayatı öngören bir dindir. Bütün dinler böyledir dersek yanlış olmayacaktır. Çünkü Allah insanı fıtraten toplum içerisinde yaşayacak şekilde yaratmıştır. O halde hem toplumla beraber yaşayacağız, hem dünyaya karşı yapmamız gerekenleri yapacağız, hem de kulluğumuzdan taviz vermemiş olacağız. Dünyayı terk etmek derken burada dünyayı başkalarına terk etmek şeklinde anlaşılması zühte yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır. Dünya öyle bir yerdir ki hani Müslümanlara bırakılmayacak kadar değersizdir. Yani dünya çok da önemli bir yer değildir. Müslümanlara kalması gerekmez. Ama dünya Müslümanlar dışındakilere bırakılmayacak kadar da değerlidir. Zira son din olarak, son peygamberin ümmeti olarak artık kıyamete kadar dünyada Allah'ın dinini, Allah'ın kelimesini yüce tutacak olan, onu ilahi kelimetullah manasında yüceltecek olan Müslümanlardır. Müslümanlar da dünyayı başkalarına terk edecek olurlarsa o zaman bu asli vazifelerini gerçekleştirmeye fırsat bulamayacaklardır. Şu halde züh dediğimizde dünya sevgisini, dünya bağlılığını terk etmek ama dünyayı gerektiği gibi yaşamak demektir. Dünyada vazifemiz neyse, rızkımızı temin için olsun, ümmetin selameti için olsun, gerek ailemizin, gerek akrabalarımızın, gerek komşularımızın, gerek yetimlerin, gerek başkalarının bize ihtiyaç duyan herkesin işini görecek şekilde dünyaya hakkını verecek, güçlü olacak, sağlam duracak, ayakları sağlam basacak bir şekilde yaşamak demektir. Ama gerektiğinde biz bütün bu her şeyi terk edip gidebiliriz. Dünyada faniyiz. Dünyada kalıcı değiliz. Allah'ın bana verdiği bütün bu servet, bütün bu zenginlik gerektiğinde ben tekrar ona iade ederim. Hiçbir bağlılığım da yoktur ki veren o, alanda o diyebilmektir zühd. Onun dışında dünyaya bağlılık, dünyevileşmek, belki biraz daha yeni bir kelimeyle sekülerleşmek de belki buna diyebiliriz. Karşısında Müslümanı Müslüman olarak tutabilecek belki de tek kavram zühd kavramıdır. O halde bugün biz Müslümanların büyük bir problemi haline gelen dünyevileşmenin, sekülerleşmenin zühd kavramını doğru anlamakla aşılabileceğini hatırlatmak isterim. Biz zühdü doğru anlarsak hem dünyadaki varlığımızı tespit etmiş hem de ahirete karşı vazifelerimizi ihmal etmemiş oluruz. Bu açıklamadan sonra tekrar metne dönecek olursak gelen kişinin Hazreti Peygamber'e öyle bir iş yapılmasını istiyor ki kendisine tavsiye olarak hem Allah sevecek hem de insanlar sevecek. Çok böyle kestirmeden, çok böyle zekice sorulmuş bir soru. Tek bir şey yapacak ama en büyük beklentimiz olan Allah sevgisi de gerçekleşmiş olacak hem de toplumda yaşadığımız birlikte yaşadığımız insanlar da bizden memnun kalmış olacaklar. İşte bu ehemmiyetli soruyu doğru anlamamız icap ediyor. Zira bu amel öyle bir amel olmalı ki bizim hem Allah'a karşı kulluğumuzu hem de insanlara karşı iyi bir insan olmamızı sağlamış, gerektirmiş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu soruya verdiği tek cevap zahit ol şeklinde özetleyebiliriz. Ne demek? Dünyaya karşı zahit ol Allah seni sevsin. Yani dünyaya, dünyalıklara, dünyanın güzelliklerine, dünyanın nimetlerine, dünyanın cazibesine, çekiciliğine kendini kaptırma. Evet, dünya cazip ve çekici bir yerdir buyuruyor Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde. Ama bu cazibeye kendisini kaptırmayıp da kulluk vazifelerini yapabilen insanlar gerçekten kazanmış olanlardır. Ama pek çoğumuz maalesef dünyanın bu peşin olan, acil olan, hemen elimizin altında olan bu güzelliklerine karşı maalesef direncimizi gösteremiyor ve kendimizi kaybedebiliyoruz. İşte burada bizi tutacak olan zahit olmamızdır. Zühd sahibi olmamızdır. Dünyaya gönlümüzü bağlamaz, kalbimizi sadece Allah sevgisine rapt edersek o zaman Allah bizi sevecektir ve Allah sevdiği zaman da zaten insanlara da sevdirmiş olacaktır. Yine bir başka hadisten öğrendiğimiz üzere. Peki insanların sevmesi nasıl gerçekleşecek? Burada da Peygamber Efendimizin verdiği cevap şöyle. İnsanların elindekilere karşı zahit ol ki insanlar seni sevsin. Burada insanların elindekilere karşı zahit olmak ne demek? Belki biraz açmamız gerekiyor. İnsanların elinde bir takım nimetler, bir takım güzellikler, bir takım avantajlar olabilir. Bizde olmayan bir takım şeyler onlarda olabilir. Çünkü Allah Teala insanları dünyada yaratırken her birisine farklı bir hayat çizmiştir öyle diyelim. Herkesin kendi sınavı farklı olabilir. Kendi kulluğunu farklı yaşaması gerekebilir. Zengin Müslümanların dünyadaki hayatı ile fakir Müslümanların aynı olmayacaktır. Yetkili Müslümanların hayatı ile e, bu yetki'nin e, altında yaşayanların hani bu otoritenin bu e, idarenin altında yaşayanların vatandaşların diyelim e, hayatı aynı olmayacaktır. Her birisinin kendine göre kulluk vazifeleri olacaktır. Burada ilmihal kavramını belki bir hatırlatmam faydalı olacaktır. İlmihal, hal her bir Müslümanın kendi yaşadığı hayatının dini bilgisi demektir. Tüccar bir Müslümanın ilmi haliyle çiftçi bir Müslümanın ilmi hali aynı değildir. Yani namazlar, oruçlar, zekat, hac gibi ibadetler konusunda farklılık yok tabi ki. Ama tüccar bir Müslüman diyelim ki bankacılık işlemleriyle alakalı dini bilgilerini daha çok bilmek zorundadır. Çiftçi bir Müslümanın ise Belki bu konularda çok fazla bir şey bilmesine gerek olmayacaktır. Alim olan bir Müslümanın ilmi haliyle müteallim olan yani öğrenci durumunda olan Müslümanın bilmesi gereken ilmi hal aynı değildir. Yönetici olan Müslümanların ilmi haliyle yönetilen olan Müslümanların ilmi hali de aynı değildir. Yöneticiler adaleti, liyakati, ehliyeti zulmetmemeyi de ilmi hallerine eklemek durumundadırlar. Dolayısıyla herkes kendi hayatını, kendi kulluğunu başarmak, buna muafık olmak durumundadır ki e, ahiret hayatımızı ona göre belirlemiş, seçmiş, tercih etmiş, yönlendirmiş olalım. İnsanların elindekiler bizdekilerden farklı olabilir ve biz dünyaya eğer sevgimizi, bağlamımızı artıracak olursak, bu insanların elindekilere göz dikmiş olabiliriz. Bizde yok ya ondakilere heveslenmiş, onlardakinin de bizim olmasına belki böyle gözümüzü dikmiş olabiliriz. İşte insanların elindekilere bel bağlamamak, onlara göz dikmemek. Benim elimdeki bana yeter. Allah'ın bana helalinden verdiği, bereketiyle verdiği bana kafidir diyebilmek ve insanlardan hiçbir şey istemeden yaşayabilmek, insanların elindekine karşı zahit olmak demektir. İnsanlardan bir şey istememek insanı iffetli yapar, insanı onurlu yapar, şerefli yapar. Hatta bunu biraz daha açacak olursak insan olarak bu böyle olduğu gibi mesela devlet olarak da millet olarak da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bir devletin bir milletin tam bağımsızlığı başka hiç kimseden hiçbir devletten hiçbir toplumdan hiçbir şey istememesiyle mümkündür diyebiliriz. Başkalarına ne kadar bağımlı olursak o zaman bizim bağımsızlığımız o kadar tehlikeye girmiş demektir. Şu halde hem ferdi olarak hem de toplum ve devlet olarak ne kadar kendimizi böyle zahit durumuna getirebilirsek kendi kendimize yeterli kimseden bir şey istemeye muhtaç olmayacak şekilde bir hayat öngörebilirsek bunun için gerekli çalışmaları yapar gayreti gösterebilirsek o zaman kimse bizden rahatsızlık duymayacaktır ve biz kendi kendimize yeterli olduğumuz için de aslında isteyen değil belki de veren durumuna gelmiş olacağız. İnsanlardan bir şeylerin istenmesi çok da hoş bir durum değildir. Birçokları bundan rahatsız da olurlar. Yani insanlardan bir şey istemediğimiz takdirde bizden iyisi yok. Ama istemeye başladığımızda birçok mırın kırınla karşılaşmamız mümkün. Oluyor bunu hayatımızda görebiliyoruz. İstememek, istememe üzerine bir hayat bina etmek gerçekten son derece rahatlatıcı bir hayat olacaktır. Zira istemek zordur, istemek ağırdır. Böyle bir ağırlığın içine girmeyen insanlar da kendilerini çok daha rahat hissederler. Kimseye bek bir beklenti bağlamazlıkları için de hayatlarını çok daha dik, çok daha vakur bir şekilde yaşamış olurlar. Şu halde değerli kardeşlerim, hem Allah sevgisini elde edebilmek, hem de toplumda sevilen bir Müslüman, sevilen bir insan olmak istiyorsak, zühd kavramını hayatımızın mihveri temel noktası haline getirmeye gayret etmeliyiz. Zühd konusunda bir şeyler okumak, kendimizi bu alanda geliştirmek çok faydalı olacaktır. Burada tabi tek bir hadis üzerinden konuyu anlatmak çok da mümkün olmayabilir. Bunun biraz daha açılması, kendimizi bu alanda biraz daha geliştirmemiz, beslememiz gerekebilir. Bu sadette sizlere mesela İmam Tirmizi'nin sünenindeki kitabı Züht bölümünü okumanızı tavsiye etsem herhalde sizler de bunu yapacak olursanız güzel bir iş yapmış oluruz birlikte. Zira hadis kitaplarında Züht bölümleri bu anlamda önemli bilgiler içeriyorlar. Peygamberimizin nasıl bir Müslüman profili beklediğini özellikle züht konusunda dünya ile irtibatlarımız konusunda bizden ne gibi beklentileri olduğunu bu hadislerden öğrenebiliyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de dünya ve ahiret dengesini sağlamak adına ait kerimeler bu anlamda bizim temel bilgi kaynaklarımız arasındadır. Şu halde bizler bu konuda eğer zahitçe bir tavır gösterebilirsek hem dünyamızı hem de ahiretimizi son derece mamur bir hale getirebiliriz diyerek bugünkü programımızı sonlandırmış olalım. Allah Teala'dan bizleri kendisinin istediği kıvamda zahit olan, zühd sahibi olan Müslümanlar kılması temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.